Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz, dünkü dersimiz el cümle el fi'liye, yani fiil cümlesi. Hatırladığınız üzere Arapçada isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere cümleler iki bölüme ayrılır. Eski derslerimizin birisinde el cümletun nev'an diye bir tabir geçmişti. Cümle iki çeşittir. El cümle ismiye, cümletun ismiyetun, cümletun fi'liyetun. İsim cümlesi isimle başlardı, fiil cümlesi de fiil ile başlardı. Daha sonra biz mübteda haber konusunu, isim cümle konusunu yani işledik ve orada mübtedamız birinci kelimemize mübteda, ikincisinin haber olup ona uyum sağladığını söyledik. Şu tarifi de hatırlamamızda fayda var. Kullu cümletin tebdeu bi ismin, isimle başlayan her cümle hiye cümletün ismiye, isim cümlesidir. İşte kerimun talibun fi Fransa. Kerim Fransa'da öğrencidir. Bu sizin eski derslerinizden ve birkaç tane örnek bu şekilde vardı. Daha sonra fiil cümlesine örnek vermişti. Kullu cümletin tebdeu bi fiilin, fiil ile başlayan her cümle tüsemme cümleten ismiyeten, isim cümlesi adlandırılır. Ve verdiği örneklere bakıyoruz. Vasala el qitaru, tren ulaştı. Dereset et talibetu, öğrenci okudu, eğitim gördü. Halakallahu leşcar, Allah yarattı eşcarı, ağaçları. Tekellemel üstez, hoca konuştu, ma'attullab gibi. Tekrar bugünkü dersimize dönecek olursak, Naif kitabın, birinci Naif kitabımızın 10. ünitesi olan el cümle el fi'aliye, fiil cümlesi, el fa'il ve te'nisu, fa'il ve onun te'nisul fi'ali, fiilin onunla birlikte müennes olabilmesi ya da müzekker olabilmesi konusuna dönecek olursak, burada bir yeni sürprizimiz var bizim. Fa'il nedir? Şimdi bir fa'il çıktı ortaya. Fiil var. Peki fail ne? Arkadaşlar Türkçemizde de olduğu gibi bir yerde fiil varsa o fiili işleyen var. Hani Türkçede fail, faili meçhul vesaire, Türkçede haberlerde kullanılan bir kelime var fail diye. Faili yakalandı mesela. İşi yapan insanın o işin faili olur. Bu durumda bir fiil varsa hemen arkasında gelen ikinci kelimemiz onun failidir. Büyük bir ihtimalle %99. Bakın yescudu el muslimun, secde eder Müslümanlar. Yeskunu oturur et talib, öğrenci. İşte dehale et duyuf, misafirler girdi. Evet. Zara el evle, ziyaret etti çocuklar. El ceddedeyi gibisinden. Yani bir fiil gördüksek, her nerede bir fiil gördüysek, örneğin dehale fiili, edduyuf, hemen peşindeki edduyuf onun failidir. O işi yapandır. O zaman faili çok uzaklarda aramamıza demek ki gerek yokmuş. Fiil ile başlayan cümlede fiilin peşine gelen ilk kelimemiz genelde failmiş. Bakalım kitabımız bunun için nasıl bir tarif vermiş. El cümle fiiliye hiye cümle le tebda bil fiil. Tamam, bu bizim bahsettiğimiz işte fiil ile başlayan cümledir. Fiil cümlesi. Ve tetekevvenül fi'li oluşur. Tetekevvenül cümletu el fi'aliyetu min fi'lin ve fa'ilin. Tetekevven oluşur demek arkadaşlar. Fiil ve fa'ilden oluşuyor. Fiil ve fa'ilden oluşuyor. Peki fiil nedir? Artık mazi çekimini, muzari çekimini ve artık emir kipini de öğrendiniz. Ki mesela zehebe mazidir. Yezhebu muzari. İzheb emir. Bunları öğrendiniz. Fiil bu. Peki fail ne? Peşine gelen ve o fiili yapana delalet eden kelimedir demiş kitabımız. Şuradaki örneklere bakacak olursak, kalemi açayım. Yezhebu gidiyor. Kim gidiyor? Bir fail gidiyor işte. O giden adam fail zaten. Bakalım kimmiş o? El Müslim. Evet, Müslüman gidiyor. Peki geçmişte gitmiş diyecek olsak, o zaman zehebe el Müslim, Müslüman gitti. Peki bunlar iki Müslüman olursa fark etmez. Bizim zehebe fiili ikisine de yeter, üçüne de yeter. Hemen deneyelim. Yezhebu, şöyle deneyelim. Yezhebul Müslimani, iki Müslüman gidiyor.
Aynen Türkçedeki Müslüman'a benzedi. Müslimani. Tabi biliyorsunuz ki burada eni iki, iki. İkilik ekidir. Yezhebu el muslimun. Müslümanlar gidiyorlar. Yani failimiz tekil olabilir, tesni olabilir, çoğul da olabilirmiş. Bir fiil bunların hepsi için yeterli. Peki müennes olabilir mi? Evet, failimiz müennes de olabilir ama orada bir küçük değişikliğe ihtiyacımız oluyor. Fiilimiz de müennes olma zorunda. Çünkü fiil ile fail cinsiyette uyum sağlar arkadaşlar. Kural bir. Fiilimiz failine cinsiyette uyum sağlar. Bunu şöyle mantıklı anlayabilirsiniz. Bir Müslüman kadın gidiyor. Tezhebul Müslimatu. Giden kadın ise kadın gibi gidiyor, erkek gibi değil. O yüzden bunu kadın cinsiyetindeki fiili kullanmamız gerekiyor. Tezhebul Müslimani ya da Müslimetani ya da Müslimetun. Buraya usfur asafiri niye koymuşlar? Gayri akil çoğullar da müennes tekil ile ifade edildiğini söylemişler. Bu kelime aklınızda kalırsa işinizi görür. Çünkü Araplarda gayri akil çoğul, gayri akil yani insan dışındaki eşya, hayvanların, kelimelerin o çoğulları müennes tekil gibi şey karşılık görüyor. Onu buraya yerleştirmişler. Yani diyelim ki siz osfur, kuşlar gitti diyeceksiniz, şey serçeler. O zaman zehebet el asafiru dersiniz. Peki kural bir cinsiyette fiil faile uzlaşır ise yani uyum sağlar ise peki kural iki ne? Kural iki arkadaşlar fail ile ilgili. Failin el takısı olacak. Buna böyle demezler de marife olacak derler. Marife olmak demek el takısı almak demek. Sadece marife kelimeler el takısı almayabilir. O da özel isimler gibi mesela. Dikkat ederseniz bunların hepsi el takısını almışlar. Evet, fail el takısı alacak. Çok şart mı? Çok da şart değil ama bu %95'e varan nadiren herhangi bir kişi geldi demek istediğinizde el takısı vermezsiniz. Yoksa gelen bilinir, yapan bilinir genelde. Herhangi bir adamı yaptı demek istediğinizde el takısı vermezler. O da dersimizin şu anki konusu değil. Genelde fail el takısı alır, böyle diyelim. Peki failin olmazsa olmazı neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Failin olmazsa olmazı merfu oluşu kıymetli öğrencilerimiz. Merfu oluşu. Merfu demek yani kelimenin sonunun ötürü olması. Kısaca böyle. Bir kelime hatırlayın. Merfu olur, mansub olur, mecrur olur. Yani sonu kesre ise mecrur, fetha ise mansub. Ama ötre ise merfu oluyor. Şimdi fail merfu olma zorunda arkadaşlar. Başka yolu yok. Hatırlayın müktedamız merfuydu. Haberimiz merfuydu. Şimdi ikinci şeyimiz, üçüncü diyelim gramer kuralımız. Failimiz merfu olacak hükmen. Peki merfuluk alameti her zaman ötre midir? Değil. Tesniyelerde merfuluk alameti eliftir. Zehebe el Müslimani. Çoğullarda da merfuluk alameti vavdır. Zehebel Müslimune. Evet, kural 3'ü görmüş olduk. Kural 4. Kural 4'ümüzü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Fiil ile başlayan cümlemiz her zaman tekil fiil ile başlar. Her zaman fiil tekil gelir. Bir fiil cümlesi, fiil cümlesindeki fiiller her zaman tekildir. Kural bu. Tamam mı? Tesniye ve çoğul gelmez. Ama şöyle bir durum var. Şöyle az aşağı alayım. Bu örneği bir inceleyelim bu anlamda. Şimdi raca'a döndü el müslimu. Müslüman döndü. Burada diyor ki el fa'il zahirun. Fail açıkça verilmiştir. Fail açıkça verilmiştir. Açıkça verilmese ne olur? Fail işte buradaki gibi olur. Raca'a döndü. Kim? O. Fiilin içindeki gizli olan o artık faillik görevini üstleniverdi. Normalde burada açıktan Müslüman varken o döndü demeyiz. Şöyle alayım. O döndü demeyiz. Ne deriz? Müslüman döndü. Ama şimdi ne diyoruz? O döndü ile beyti. İle beytiye takılmayın. Buraya da ile beyti yazabiliriz. Hatta ben hemencik yazı vereyim. Evet.
bu ile beytihi gördüğünüz gibi buraya yazı verdim. Raca'el muslimu ile beytihi. Müslüman evine döndü. İle beytihinde bizim normalde bir işimiz yok da dengeli olsun. Burada varsa burada da olsun diye yazdım. Bizim işimiz raca'el muslimu. Müslüman döndü. Müslümanı burada bıraktık. O döndü oldu arkadaşlar. Bunun içinde gizli bir huve var. Huve. Gizli ama. Görünmüyor. Peki bu açık olabilir mi? Açık da olabilir. Tesniyede. Mesela raca'el muslimani. İki Müslüman döndü. Bak Müslümanı kaldırdık. Raca'e. O ikisi döndü. O iki kelimesini ne veriyor burada? Buradaki elif veriyor arkadaşlar. Siz çekimde bunu ezberlediniz işte. Çekimi hatırlayın. Zehebe, zehebe, zehebu şeklinde ezberlemiştiniz. İşte zehebe uzatmadaki sebebimiz orada bir fail eklendi buraya iki kişi. Bu iki değil de üçse o zaman vav ekleniyordu. Raca'u bakın. Raca'a, raca'a, raca'u gibi. Şimdi raca'al müslimune. Müslümanlar döndü ile buyutihim, ile beytihim. Evlerine döndüler. Raca'u ile beytihim. Evlerine döndüler. Bu kadar. Türkçemizde bile evlerine döndülerden ne anlarsınız? Onlar döndü anlarsınız. İşte Arap da bunu anlıyor. Onlar döndü. Onlar nerede? Arap bunu şu vavda gizlemiş. Raca'u dediğimiz zehebu, ketebu, celesu bunların hepsinde bu vav vardır ve onlar gittiler, yazdılar, oturdular gibi anlama gelir. İşte fiil baştayken her zaman tekil gelir demiştim ya arkadaşlar. Her zaman tekil gelir bir şartla failimiz ortada var iken fail yoksa o zaman bu failin belli olması için gerekirse tesniye gerekirse çoğul olan fiillerimiz gelir. Başka türlü onları nereden bulabiliriz yani onlar gitti diyemeyiz ki. O fail bu cümlede olma zorunda. İş varsa yapanı var demektir. Ha burada gizli bunun gibi hiç gözükmüyor. Ya böyle elifle vavla ortaya çıkmış. Ha bizzat kendisi zikredilmiş burada olduğu gibi. Bir şekilde fail cümlemizde her zaman vardır. Konu biraz fazla, açıklama kısmı fazla uzadı gibi. Ben şunu da söyleyip sonra şeyleri çözerken alıştırmaları ben ihtiyaç olan şeyleri söyleyeyim size. Kara'a Muhammedun el-Kur'ane. Muhammed Kur'an'ı okudu. Burada bu üç tane cümlemiz var. Üçünde de fiile dikkat çekmek için kırmızı yazmış. Aynı cümleleri buraya getirmiş. Yine faile dikkat çekmek için kırmızı yazmış. Bakar mısınız? Kara'a Muhammedun. Muhammed niye el takısı almadı diye sorayım. Hani failler el takısı alırdı? Özel isim. Evet doğru bildiniz. Özel isimlerin el takıya ihtiyacı yok. Muhammed okudu. Yenteşiru. Bu maziydi. Bu muzari fiil kullanmış. Yenteşirul İslam. İslam yayılıyor. Muzari fiil. Hafil. Bu emir. Hafil ala salatike. Namazını muhafaza et. Yani kıl. Emir fiiller de fiilin başında gelebiliyor. Pardon cümlenin başında gelebiliyor. Dolayısıyla fiil cümlesi oluyor. Burada da kara'a Muhammedun. Muhammedun fail. O yüzden merfudur harekesi ötüre. Yenteşirul İslamu harekesi ötüre. Çünkü faildir. Ve müzekker olduğu için yenteşirul müzekkerdir. Kara'da da aynı şey söz konusu. Hafizu. Koruyunuz ala salatikum namazlarınızı yani kılınız. Hafizu burada entüm siz anlamına emirdir. Şunu karıştırmayın. Mazi fiildeki vav elif böyle şekilde bu şekilde yazıldığında ketebe ketebe ketebu hani onlar yazdılar anlamına gelir ama emir fiilleri öyle değil. Emirde muhatap var. Hatırlayın emrin çekimini hatırlatayım size. Unsur, unsura, unsuru. Hatırladınız mı? Yardım et. İkiniz yardım edin, siz yardım edin. Unsur, unsura, unsuru gibi. İşte burada da hafiz, hafiza, hafizu gibi söyleyebiliriz. Siz muhafaza ediniz emir. Emirlerde bu bizim entüm anlamına gelen vavımızdır. Evet, birinci alıştırmamıza geldik kıymetli öğrencilerimiz. Burada bizden fiil cümlelerine evet, isim cümlelerine hayır koymamızı istiyorlar. Evet bu, hayır bu. Şimdi videoyu durduruyorsunuz, siz çözüyorsunuz. İsim cümlesine
çarpı atıyorsunuz fiil cümlesine evet işareti. Ondan sonra benimle karşılaştırın. Siz bunu eğer fehime okuduysanız yanlış arkadaşlar. Dikkat ederseniz çok şöyle gizli bir neredeyse hiç öğrencilerimizin çoğunun yakalayamayacağı bir ufak şey kullanmış. Fehmud dersi. Fehmul mavdu'i. Mevzunun anlaşılması. Bu fiil değil arkadaşlar. Fiil nasıl yazılır? Fiil fehime diye yazılır. Şöyle fehime yazayım. Fehime. Budur fiil. Görüntü benziyor ama isimle fiilin böyle nadir hallerde birbirine benzerliği oluyor. Fehmul mevdu. Mevzunun anlaşılması sa'bun. Bu isim cümlesi. Bildiğiniz müpteda haber arkadaşlar. Yani şu müpteda fehmud ders. Bu müpteda sa'bun haber. Berekallahu fil uleme. Allah alimlere bereket versin. Bereke fiil değil mi? Bildiğimiz fiil bu. Dolayısıyla bu doğru. El muallimun şerahu ed-derse lit-tullab. Hocalar açıkladılar, şerh ettiler dersi öğrenciler için. O isimle başladıysa biz hemen buna çarpı işareti atıyor muyuz? Evet. Niye? Çünkü isimle başladıysa isim cümlesi. Ama şuradan bir şey duyuyorum. Diyor ki hocam ama burada bir fiil var. Doğru, fiil var ama ortada. Ortadaki fiilimiz bizim fiil cümlesi yapmaz arkadaşlar. Olsa olsa yüklem yani haber olur. Neyin haberi? El muallimune şeklinde gelen müptedamızın haberi olur. El muallimune şerahu. Hocalar açıkladılar. Hocalar müpteda açıkladılar. Haber. Böyle düşünün. Türkçe'ye çevirdiğimizde ötekiyle aynı gibi görünse de Arapça'da bunun bir başka bir mantığı var. Aynı olmuyorlar. Mesela yezir'un nesu insanlar ekiyor. Hocalar şerh ediyor. Benziyor değil mi? Ama siz Türkçe tercümesine bakmayacaksınız. Arapça haline bakacaksınız. Yezir'un nesu bu arada söylemiş olduğum fiil cümlesi. El arda insanlar toprağı ekiyor. Zera yezra zira Türkçeden biliyorsunuz bunu. İştera satın aldı Hişam. Hişam satın aldı işte fiil ve fail. Hişam burada faildir. İştera fiildir. Neyi almış onu da söyleyelim. Hadravat yeşillik sebzeler. Nereden? Minel hudari manavdan. Vacede Ahmedu fursaten lil amel. İş fırsatı buldu Ahmet. Vecede fiil Ahmet burada faildir. İkinci alıştırmamızdayız arkadaşlar. Bir şey unuttum ki söyleyeyim. Bu dersimiz de müpteda haber gibi çok kolay ama bir o kadar da önemli bir ders. Yani üzerinde ne kadar durursanız bu sizin her zaman işinizi görür. Önce metnimizi hızlıca okuyacağız. Bir okuyalım. Sonra bizden ne istiyor? İstediği aslında fiil faili tespit etmemizdir büyük ihtimalle. Hemen bakalım mı ne istiyor? İkra oku en-nassa. Metni el atiye aşağıdaki sümmestahric sonra çıkar el faile faili çıkar. Bu arada size bir soru sorayım mı? Niye istahric dedikten sonra buraya bir ye getirme ihtiyacı duymuş biliyor musunuz? Bakayım bulanınız olacak mı aranızdan? Arkadaşlar çekim emir çekimini hatırlayın. Mesela izheb izhebe izhebu izhebi bakın uzattık değil mi? İstahrici olduğu zaman bayana emrediyor. Öğrencilerimizin bir kısmı bayan, bir kısmı erkek. O zaman ikisine de emir olsun diye bu şekilde bir iyilik yapmış. Şurada da öyle. İkra, ikra, iyi demiş mesela. Oku erkek için, oku kız için. Yeskunut tullabu adeten, öğrenciler adeten kalırlar. Fissekenil camiayi, üniversite yurdunda. Yetekavvenus sekenu, oluşur yurt. Min aşereti edvar, 10 kattan devir edvar kat demekti. Yeskunu talibani, iki öğrenci kalır. Fil gurfetil vahide, bir yurtta. Yunazzifu ettullabul gurafa, temizler öğrenciler odaları, guraf odalar demek. Ve yunazziful müstehdimun, hizmetçi demek müstehdimun. İstihdam olunanlar yani. Hizmetçiler temizler. El-baki, geri kalan yerleri. Yucedu mes'ulune, sorumlular vardır. Anin nizam, düzenden sorumlular vardır. Nerede? Fisseken, yurtta. Keme yucedu tabbahat, nitekim aynı şekilde keme vardır. Tabbahat,
aşçı kadınlar. Bu tetbuhu et şurada durayım. Şu virgülü görmemişim arkadaşlar da buraya birleştirmeye çalıştım. Yanlış. Buradan başlayacağız. Tetbuhu tabbahatu aşçı kadınlar pişiriyor et-taame yemeği kulle yevm her gün. Şimdi arkadaşlar fiil faili bulalım mı? Yeskunut tullabu fiil fail bir tane yakaladık. Öğrenciler kalıyor. Yetekavvanus seken yurt oluşuyor. Gördünüz mü? Yurt oluşuyor. Dönüşlü fiil arkadaşlar. Dönüşlü. Yani meçhul gibi duruyor değil. Dönüşlü fiil. Kendisi oluşuyor. Yeskunu et talibeni. İki öğrenci kalıyor. Bakın faile el takısı vermeye ihtiyaç duymamış. Niye? Çünkü herhangi iki öğrenci kalıyor demek istiyor bize. Yunazzifu tullabu. İki öğrenci, pardon öğrenciler temizliyorlar. Ve yunazzifu müstehdimun. Hizmetçiler temizliyorlar. Bu arada failimiz el takısı almamış. Dikkat çekeyim. Yani bazen almayabiliyor. Yücedu mes'ulun. Sorumlular vardır. Fiil, fail. Yücedu fiil. Mes'ulun fail. Yücedu tabbahatun. Tabbahatlar vardır. Tetbuhu tabbahat. Pişirir tabbahatlar. Yani şeyler, aşçılar. Bitti. Bu kadarmış arkadaşlar. Yani bizden ne istiyor? Fiil, faili bulmamızı bulduk. Alametu raf'i. Hemen alametlerine bakalım arkadaşlar. Merfu'un bid-damme. Efendim söyleyeyim. Bu da merfu'un bid-damme. Bu merfu'un bil-elif arkadaşlar. İşte gördünüz mü? Talibani merfu'un bil-elif. Elif ile merfu. Bu merfu'un bid-damme. Damme ile merfu. Bu da merfu'un ya da merfu'un bid-damme ya da alametu raf'i damme. O da olur. Devam ediyoruz. Yucadu bu da merfu'un bir damme. Yani pardon bir vav. Özür dilerim burada da mı öyle dedim dikkatim dağılmış. Vav ile merfu. Burada da vav ile merfu. Başka ne kaldı? Burada damme ile merfu. Burada da öyle damme ile merfu. Başka da yok. Hikmetü ders arkadaşlar. Bunu hızlıca okuyayım da. Yabsuru görür el kalp. Kalp görür. Basara yapsuru görmek arkadaşlar. Me o şeyi ki ya'me anhu onu göremez. El basar göz. Basar aynı zamanda göz demektir arkadaşlar. Görme aleti yani. Gözün göremediğini kalp görür. Kısacası. Üçüncü alıştırmaya geldik. Burada bize diyor ki havvil dönüştür. İsim cümlesini fiil cümlesine dönüştür. İle cümletin fiiliyetin. Kendisi yapmış. El validu yezhebu. Baba gidiyor. Bunu nasıl fiil cümlesi yaparız? Yezhebu'yu öne alırız. Bu kadar. Hani bakalım. Yezhebul valdi. Bu kadar gördünüz mü? Baba gidiyor. Nereye? İşine. İle amelihi. İşine gidiyor. Peki. Geldik buraya. El fakiru yahtacu. Fakirin ihtiyacı var. Şöyle alayım. El fakir yahtac. Yahtacu'yu başa alırsak arkadaşlar. Vesselam. İş tamam. Şöyle. El fakir yahtacu yahtacul fakir ila el musaade fakirin müsaade yardıma ihtiyacı var. El ummu erselet anne gönderdi. Hemen erseleti başa alırız. Erselet el ummu ebnaaha ila el mescidi. Anne oğullarını mescide gönderdi. Burada da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Çünkü aşağı yukarı sadece yer değişme söz konusu. Kerimun ve Mahmudun yuhibbanil müsaade. Yani seviyorlar. Kerim ile Mahmud yardımı seviyorlar. Yardım etmeyi seviyorlar. Peki yuhibbani başa alacağız. Yuhibbani olarak kalır mı? Kalmaz. Tekile iner. Çünkü başa gelecek. O zaman hemen şöyle bir yazıp göstereyim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Kerim yuhibbu kerimun ve mahmudun el müsaadet oldu. Gördünüz mü? Yani fiil başa geldi diye yuhibbu şeklinde tekile dönüştü. Bu her yerde geçerli mi? Evet. Mesela şuraya bakar mısınız? El müsafiraten iki bayan yolcu vasalete vardılar ile Mısır'a. Ulaştılar vardılar Mısır'a. O zaman vasalete kelimesindeki elifin tesniye yapan elifi kaldırıp vasalet el müsafiraten deriz. Yazmaya ihtiyaç yok. Gayet açık. Aynı şey el müslimune abedullah. Müslümanlar Allah'a ibadet ediyorlar. Abedu çoğul gelmiş. Biz ne yapacağız? Abede. Yani şöyle düşünün. Abede
abede el müslimune, Müslümanlar ibadet ettiler Allah'a. El feteyat, kızlar, lebisne, hünne lebisne, çekiminde hatırlayın, ketebne, zehebne, bunlar önünüze çok çıktı. Yani müktede haber olduğu için el feteyat, lebisne, onun haberi sayıda uyudu. Müktede haberde uyum vardı. Ama fiil cümlesinde fiil her zaman tekil geleceği için siz ne yaparsınız? Lebise el feteyatu el hicabe. Kızlar giyindiler hicabı, örtüyü. El ahfadu zaru. Bunu yazayım mı? Çünkü kafanız karışabilir. Evet arkadaşlar, bunu yazıverdim. El ahfadu zaru el mescide. Torunlar mescidi ziyaret ettiler. Zara el ahfadu. Gördünüz mü? Zara. Hemen tekile indi. Zara, zara, zaru şeklinde çoğu çekim yaparız. Hatırlatayım diye diyorum onu. Evet arkadaşlar. Dördüncü alıştırmamızda düzenlemeleri soruyor bize arkadaşlar. Diyor ki ben kelimeleri karıştırdım, sen düzene koy. Şöyle bir ipucu vereyim arkadaşlar. Biz fiil cümlesi oluşturacağız ya. Hemen bir dolaşın, fiili yakalayın ve başa bir yerine bunu yerleştirin. Sonra bir daha dolaşın, merfu olan kelime arayın arkadaşlar. Aha, merfu yakaladık, gördünüz mü? Evet, iştara hasanın yerleştirdiniz mi? Geriye artık mansub olanı alırsınız. Mansubu artık biliyorsunuz. Hakibeten mines suki, bitti. Hemen ikinci cümleye gelelim. Fiili arıyoruz. Aha, vadaat. Bulduk fiili. Vadaat. Bu kesre koyduklarına bakmayın. Bu vadaattır arkadaşlar. Geçiş yapmak için, bizim işimizi kolaylaştırmak için kesre koymuşlar. Vadaat. Hemen merfuyu bulalım. Aha anne. Vadaatil ummu. Anne koydu. Hemen mansubu bulalım. Et-ta'ame, yemeği. Anne yemeği koydu. Alel et-tavileti. Alet-tavileti. Tamam. Zaten harf-i cerli kelimelerde harf-i cer sonra kelime gelir. Şuraya bakalım. Hemen fiilimizi yakaladık. Rafa'a, kaldırdı. O zaman merfu kelime sırada gelecek. Rafa'a et-talibu. Öğrenci kaldırdı. Yedehu kaldı zaten geriye. Yedehu merfu değil mi? Hayır, sakın arkadaşlar. Bakın burada delin harekesi bizim için önemli. Henin harekesi değil. He hu, zamir birleşmiş oraya. Evet, fiili arıyoruz da laibete gözüm çarptı. Oynadı. Kim oynadı? Merfu olan oynadı arkadaşlar. Laibet el bintu ma'a uhtiha. Harfi cer varsa zaten bir kelimenin önüne koyarsınız biter. İki kelime zaten bunlar. Peki. Halefe geri kaldı. O zaman hemen faili bulalım. Oh, bu kişi. Racül. Bu adam geri kalmış. Halefe racülü. Ya yanlış söylemişim. Şimdi benim hatam size de ders olabilir arkadaşlar. Yani bu halefe değilmiş. Neymiş peki? Halfe. Oldu mu? Halfe. Arkasından demek. İsim, fiil değilmiş. O zaman fiil nerede? Aha, fiil burada gözümden kaçmış. Cera kaçtı. Koştu. Evet. Adam koşmuş. Cera er-racülü. Nereye koşmuş? Halfel hafileti. Otobüsün peşine koşmuş. Ettedribul hamis. Beşinci alıştırma. İhtar el-fi'le sahihe. Şimdi doğru fiilimizi bizim tespit etmemizi istiyor boşluğa. Bura bir fiil gelecek ama salleytun mu gelsin, salleytun ne mi gelsin? Biz bunu anlayabilmek için arkadaşlar ipucu bulmamız gerekiyor. Çünkü salatel fecri, mescitte sabah namazını kıldınız mı? Şimdi kıldınız mı'daki karşısındaki erkek mi, efendim kadın mı? Yani sabah namazı ve mescit olduğuna göre büyük ihtimalle erkek diyorsunuz değil mi? İşte böyle bir fikir yürütme yok arkadaşlar. İpucu bulmamız gerekiyor. İpucu gidiyorum gidiyorum, yani hel var, mumi, sabah namaz var. Buradan ipucu çıkmaz. Ya benet, ey kızlar. Ah, gördünüz mü? Seslendi, oradan anladık ki bahsettiği kimseler bayanlarmış. O zaman cevabımız ne? Cevabımız bu arkadaşlar. Hel salleytunne. Kıldınız mı salatel fecriye benet? He, mescit kelimesi yokmuş zaten. Niye öyle dediysem. Sabah namazını kıldınız mı? Ey kızlar. Ey kızlardan kıldınız mı kelimesinin müennes olduğunu anladık. Tamam mı? Diğerleri için de bu geçerli. Ben hızlıca yapayım artık. Hemen buradan önce ya evladı buldum. O zaman müzekker. O zaman rakiptum. Hel rakiptum hafiletel medreseti.
Ya evlat, ey çocuklar, bindiniz mi hafilet el medrese okul otobüsüne? Ha, hel değilmiş bu, meteymiş arkadaşlar. Ne zaman bindiniz? Mete rakiptum hafilet el medrese. Ne zaman bindiniz okul otobüsüne? Evet. Keyfe, nasıl, vasal, bu ikisinden birini seçeceğim ya. Ya tullabi, müzekker. O zaman şu. Keyfe vasaltum, nasıl vardınız? Bir suratin, hızlı bir şekilde, ya tullab, ey öğrenciler. Eyne, nerede demek? Ya ehavat. Ehavat, ablalar, kızlar, kız kardeşler. O zaman ipucumuzu bulduğumuza göre cevabımız da bu. Eyne sekentunne ya ehavat. Nerede oturdunuz, kaldınız, yaşadınız yani? Ey ablalar. Tedribus sadis, altıncı alıştırmamız. Havvil diyor. Havvil, dönüştür demek. El fa'ile, fa'ili dönüştür. Fil cümel eti, aşağıdaki cümlede. İlel müsenne, tesniyeye, yani müsennaya dönüştür. Ne yapacağız? Fa'ili bulacağız. Bir tane. Elif nun getirmek suretiyle ikiye dönüştüreceğiz. İşlem çok basit. Şekere talibul üsteze. Öğrenci hocaya teşekkür etti. Şekere et talibani el üsteze. Evet, diğerlerinde de aynı şekilde yaparsınız. Ben hızlıca tercümesini, hatta dönüşmüş halini veririm. Şeribel validani el kahvete. Valid baba, validani anne babadır. Bunu da hatırlatayım. Şeribe validani, anne baba içtiler el kahve, kahveyi. Nazzafe el muazzafu. Muazzaf görevli. Nazzafe, bu kelimeler benziyor birbirine de alakası yok. Nazzafe temizlemek. Nazzafel muazzaf, temizledi el gurfete. Muazzafani şeklinde yaparız. Tabahat, bu tabahattir, sükundur te arkadaşlar. Hatta ben şöyle kalemi alayım. Tabahat, pişirdi. Et tabahatu et taame. Aşçı kadın yemeği pişirdi. Tabahat et tabahatani. Hocam bu el deme zorunda mıyız? Yo, değiliz. O zaman kitabın kendinin verdiği kesreyi kullanabiliriz. Tabahati tabahatu şeklinde bunu buna bağlayabiliriz ki daha kolay ve daha kullanışlı olur. Nezele errakibu minel hafile. Nezele errakibani. İki yolcu indi otobüsten. Celese el meridu. Hasta oturdu. Celesel meridani alel kürsüyü, sandalyeye. E'addet el uhtu el gada'e. Hazırladı abla öğle yemeğini. Gada öğle yemeğidir. E'addet el uhtani el gada'e. Ettedribus sabi, yedinci alıştırmamız. Ecib, cevap ver. Anil es'iletil etiye, aşağıdaki sorulara cevap ver. Ne ile? Bir cümleli fiiliyetin fiil cümlesiyle. Bu cevap verdiğince hemen öğrencilerimiz sıkıntıya giriyorsunuz. Bunun bir yöntemi var. Yöntemini görünce çok kolay olduğunu görürsünüz. El misal, men keserat tabak. Men burada kim demek zaten. Soru ismi olarak geçer. Men kim keserat tabak. Tabağı kim kırdı? Et tıflu kelimesi geleceğine göre önce fiili yazıyoruz. Zaten biliyoruz, fiil cümlesi kuracağımız için fiille başlar. Peşine de fail gelir arkadaşlar. Bu parantez içindeki kelimemiz bizim fail. Geldi nitekim. Kesere tıflu et tabaka. Hadi buradan deneyelim şimdi. Men cehheze et ta'ame lil evlad. Kim hazırladı? Men cehheze et ta'ame, yemeği çocuklar için. Fail kimmiş? Anne. Hemen başlıyoruz. Cehheze. Cehheze olur mu? Olmaz. Niye? Anne müennes. O zaman cehhezet el ummu et-ta'ame lil-evlad. Cehezet kelimesi sadece müennes ifade edilecek. Buradaki değişiklik o. Men yebhasu anişşakka. Kim arıyor daireyi? Et-talib burada fail olduğuna göre yebhasu et-talibu eşşakkate. Öğrenci daireyi arıyor. Üçüncü alıştırmamız. Men yintaziru ummehu. Kim bekliyor annesini? Ummehu, annesini. Bu hu biliyorsunuz mene gider.
O zaman bekleyen kemal olduğuna göre yentaziru kemalun ummehu yazmama gerek yok diye düşünüyorum. Ama siz bunu yazacaksınız arkadaşlar. Hem yazacak hem ses kaydı olarak bana göndereceksiniz. Men yatbuhu fil matbah. Selma olduğuna göre yatbuhu ile başlayabilir miyiz? Başlarız da yatbuhu müzekker, Selma müennes. Tatbuhu olacak arkadaşlar. Şu yatbuhu'daki ye'yi te'ye dönüştürüyoruz. Tatbuhu Selma fil matbah. Selma pişiriyor mutfakta. Men merida ems. Dün kim hastalandı? Merida hastalanmak arkadaşlar. Kim hastalandı? El ceddu. Meridal ceddu ems. Dede hastalandı dün. Et-tedribu s-samin. Sekizinci alıştırmamız. Diyor ki havvil el faile, faili dönüştür ile cem müzekker salim. Cem müzekker salime faili dönüştür. Şöyle yapayım tamamı çıksın da kalem öyle başlatayım. Evet. Misal ya'melu muvazzafun fi's-seken. Görevli çalışıyor yurtta, sekende. Ya'melu muvazzafune fi's-seken. Görevliler, bakın muvazzaf bir tane, muvazzafune. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Çoğullarda çalışmış oluyorsunuz burada arkadaşlar. Yuhibbu el mu'minu Allah'a. Yuhibbul mu'minune. Bunu yazayım değil mi? İhtiyaç olabilir. Şöyle yazayım. Yuhibbu el mu'minun Allah'a. Mü'min, mu'minun. Vav nun gelmek suretiyle, şuradaki vav nunu görüyorsunuz mu? Gelmek suretiyle çoğul yapılmış oldu. Dersin geri kalanı bu kadar basit arkadaşlar. Vav nun tamamına getiriyorsunuz, iş bitiyor. Hemen bakalım. Yer sumul mühendisunel imarata. Çiziyor mühendisler binayı. Yuhafizul müşrifune alen nizam. Koruyor rehberler neyi? Düzeni. Buna rehber dediyse müşrif, yönetici vesaire olabilir. Yatlubul muhtacu el müsaadete. Muhtaç, muhtacune el müsaadete. Muhtaçlar yardım istiyor. Şerahal muallimune dersi, öğretmenler dersi açıklıyorlar, şerh ediyorlar. Ekelel caiune taame, açlar yemeği yiyorlar. Caiune şeklinde salim çoğul yapabiliyor. Et-tedribu't-tâsi'a, dokuzuncu alıştırmamız. Havvil el-fâile ile cem müennes salim. Faili cem müennes salime dönüştür. Biliyorsunuz cem müennes salim yani düzgün çoğullar ama müennes ne ile olurdu hatırlayalım mı? Elif T ile uzatılırdı. Yuvarlak temiz açılırdı. Önüne elif gelirdi diyelim. Bu da bir başka bakış açısı olur. Haracet es-sadikatu fi rihletin. Arkadaş, kız arkadaş tabii. Çıktı nereye? Seyahata. O zaman haracet es-sadikatu fi rihletin. Seyahata çıktılar. Tüsa'idul ganiyyatu. Direkt yapsam olur mu? Anlaşıldı çünkü. El-muhtaca. Zengin kadınlar muhtaca yardım ediyor. Nazzafetil müstakdimatu el-beyte. Hizmetçiler evi temizledi. İntekalet et-talibatu ile seken, taşındılar yurda kız öğrenciler. Tuhibbu el-bintu el-halva, kız. Bintün çoğulu benet arkadaşlar. Benet. Yazmama gerek var mı? Şöyle elle biri deneyeyim. Benetun. Bu şekilde tamam. Bint benet. Tetecevvelu deccacu fil mezraati. Deccac ne? Tavuk arkadaşlar. Deccacatu, özür dilerim, ben ifadeyi en baştan yanlış şekilde söylemişim, yanlış oldu. Düzeltiyorum. Tetecevvelu eddecacatu, düzelttim ve uzatarak söylemiş oldum. Normalde eddecacatu uzatınca decacatu, bu yuvarlak T'yi açacağız ya, elif T olacak şurada olduğu gibi ya da burada olduğu gibi. Fil mezraati, tavuklar dolaşıyorlar şeyde, mezra tarlada. Fetahat et-talibetul Kur'an'ı, kız öğrenci Kur'an'ı açtı. Et-talibetu şeklinde uzatabiliriz. Et-tedribul aşir. Havil el-faile ile cem'il teksir. İle
cem'i teksir. Teksir, cem'i teksirler arkadaşlar şimdi hatırlatayım kısaca. Kelime içinde değişikliğe uğrayarak çoğul yapılırdı. Her kelime neredeyse farklı yapılıyor. Çeşitleri var epeyce. Şimdi mesela el ummunun çoğulu ummehattir. Tabibin çoğulu etibbedir. Ama hadikatun çoğulu nedir? Hedaik. Peki siz bunu nereden bileceksiniz? Tevakku kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tevakkuya mesela ummun ya da tabibun yazsanız size etibbe diye parantez içinde ya da çoğul diye yanında verecektir orada kelimeyi. Bu şekilde ulaşırsınız. Zaman içinde de hafızanızda kalacak. Çoğullar böyle farkında olmadan biriktirdiğiniz. Hatta şu anda bile belki de bir kısmını biliyorsunuz. Ben yine de şu yan tarafa hızlıca yazayım. Siz oradan kolayca alın. Bunları yazıp hazırladım. Tu'iddu el-ummehâtu. Ummunun çoğulu oldu. Yefhasut tabibul merda. Meridun çoğuldur bu arada. Aklınızda kalsın. Merid, merdadır çoğulu. Tamam. Hani doktor hastaları muayene ediyor. Doktorun çoğulu atıbbâ imiş. Direkt yazdığınızda cümle oluştu. Yefhasu el-atıbbâ'u el-merda. Doktorlar hastaları tedavi ediyor. Muayene ediyorlar. İmtele'et el-hadîkatu binnez. El-hadâiku binnez. Bahçeler insanlarla doldu. İmtele'e dolmak arkadaşlar. Mele'e, imtele'e dolmak. İmtele'et doldu. Bu sükunludur aslında onu da söyleyeyim. Mühennes yani. Niye mühennes? Çünkü fail mühennes. Yefrahu el-veled el-evladu. Veledin çoğulu evlattır. Zaten biliyorsunuz. Türkçe'ye de evlat diye geçmiş kelime. Yefrahul evladu bil hediye. Bir yerden dolayı sevindi çocuklar. Qadat el usretu utlataha fi Ankara. Aile tatilini Ankara'da geçirdi. Ankara'da tatilini geçirdi diyeceğim ama neyse. Qadat el usratu şeklinde çoğul yapabiliriz. Usaru da var da usar. Ama usratu da yapabiliriz. Mühennes salim çoğula benziyor. Şey gibi, ümmehat gibi, benet gibi. Yani kırık çoğul ama müennes salim çoğula da dış görüntü itibariyle benziyorlar. Utlatehe fi Ankara. Bu da tamam. Zâre dayfu es-saffa misafir sınıfı ziyaret etti. Ed-duyufu. Et-tedribül hadiyâşer. 11. ünitemiz. Bizden i'râbul fa'il. Faili irap yapmamızı istiyor. Yapabilenler iyi olur. Yapamayanlar en azından şunu bilecekler. Fail merfudur. İşte vav ile merfu ya da ötüre ile merfu o kadar da olsa bilmeleri lazım. Kendi örneğini okuyalım kitabımızın. Qara'at talibul kitabe. Öğrenci kitabı okudu. Qara'a fi'lu madin. Fi'lun madin. Mazi fiildir. Talibu failun faildir. Merfu'un merfudur. Nereden merfudur? İşte bu, bununla merfu. Ve alametu raf'ihi eddammetu. Merfu alameti dammedir. Bakalım. Yebhasu şabani umurez zevac. Araştırıyor gençler. Neyi? Umurez zevac, evlilik işlerini. Şabani burada yebhasu fi'lu mudari'un diyelim. Bu burada madin demişti ya. Bu da mudari'un, tamam. Şabani failun faildir. Merfudur. Alametu raf'ihi elif arkadaşlar. Şu elifi gördünüz mü? Bu elif alametu raf'ihidir. Zara'l mühendisune bina el külliyeti. Mühendisler fakültenin binasını ziyaret ettiler. Zara fi'lun madin. Mühendisune merfu'un alametu raf'ihi el vavu. Ya'kulu duyuf vel fakihete. Ya'kulu fi'lun mudari'un. Ad-duyufu fa'ilun merfu'un bid damme. Damme ile merfudur. El fakihete. Tamam. Yukarı çekelim biraz. Yani şu kaldı. Nazzafet. Temizledi. Fi'lun madin. El hadimatu hizmetçiler. Failun merfu'un bid damme. Şu damme ile merfudur. El beyte evi temizlediler.
At-tadribu s-saniye aşer 12. dersimiz. Hızlıca tercüme yapmamızı istiyor. Ce'et zâiratu mübekkiran. Hizmetçiler, şey, ziyaretçiler özür dilerim. Zâir ziyaretçi. Ziyaretçiler erkenden geldiler. Qara'al hafizu el-Kur'ane. Hafız Kur'an'ı okudu. İstekbeletil ailetu ed-duyufe. Aile misafirleri karşıladı. İstekbele biliyorsunuz istikbal, karşılamak. Yuhibbu el-etfalu el-a'abe kesiren. Çocuklar sever değil mi? Neyi? El-a'ab. El-a'ab lu'bun çoğuludur. Lu'betünün çoğulu. El-a'ab. Oyunları severler. Ne kadar? Kesiren. Çok fazla severler. Evet. Arkadaşlar denize gitti. Zehebe el-estika'u ilel-bahar. Yolcu durakta iniyor. Yenzilu el-rakibu fil mevkif. Durağa mevkif diyebiliriz. Çocuk yere düştü. Sakata el-tiflu alel-ardı. Yazmama gerek var mı? Var diyorsanız hızlıca yazayım. Zehebe el-estika'u ilel-bahr. Zehebe yerine sefere ya da benzer başka fiil kullanmak isteyenler kullanabilirler. Yenzilur rakibu fil mevkif. Arapça zengin dildir arkadaşlar. Yenzilur yerine başka bir fiil ya da rakip yerine, yolcu yerine başka misafir falan kullanılabilir. Durakta indi. Mevkif yerine de başka bir kelime kullanılabilir. Sakata düştü. Başka kullanılabilir bildiğiniz varsa. Tiflu. Çocuk düştü. Alel aldı yere. Peki, hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.